Günaydınlar. Bugün YKS sonuçları açıklanmış. Normalde yarın açıklanacaktı ama işte büyük ihtimal yalım olmasını için açıklamışlar. Ve bu benim kanalımdaki ikinci YKS sonuçlarıma bakıyorum videosu. Yani mezuna kaldım. Ve daha da garibi şu anda üniversitemin yurdundayım. Ve birazdan üniversiteme gideceğim. Yani eşyalarımı falan toplamam gerekiyor. O yüzden giyineyim. Aslında video çekmek için giyinmemiştim. Şimdi YKS sonuçlarıma bakacağım ama kötü geldiğini biliyorum. Şu an direkt karşımda açık bu arada. Çünkü annem beni sabah arayıp kızım ben sana söylemeyeceğim ben bakayım falan deyip SS'ini atmıştım ama bakmadım ama. Ve ben YKS'den çıkar çıkmaz direkt böyle işte bütün YouTube kanallarından soruları şey yaptığım için kaç net geldiğini yanlış hesaplamadıysam biliyorum. Puanı falan bilmiyorum ve ben güzel sanatlarda okuduğum için eğer 300 ve üstünde aldıysan güzel almışsındır puan olarak. Ben geçen sene sadece 2 hafta çalışarak 340 aldım ve bu bizim kursun en yüksek ikinci puanıydı. Size büyük ihtimal çok düşük geliyordur yani sizin çünkü olayınız YKS. Yani bizim için sadece yardımcı rolde bir şey. Şimdi çok uzatmadan sonucuma bakacağım hani ona göre değerlendirin. Allah'ım çok korkuyorum bir tık. Bir dakika. Tamam, bu arada tabletten bakıyorum şu anda. O yer abi yerleş şak, bir şey soracağım yerleştirme puanım bile 355 gelmiş yerleştirme puanım gerçi benim o rakam yarı yayında oğlum 330 gelmiş ya çok fark etmiyor şu an sizin için büyük ihtimalle sizin için çok düşük rakamlar çok fark etmiyor 330 ile 340 arası ama benim için çok fark ediyor çünkü ben geçen sene cidden 2 hafta çalışıp 340 yaptım ve bu sene neredeyse 3 ay çalıştım bu sene OBP'm düşük olduğunu bildiğim için daha yüksek almam gerekiyordu yani 370 falan hedefliyordum iyi de aynı neti yapmış olmam gerekmiyor mu tam 66 net yaptım çünkü net ya şu olay var ya bak şu 8 yanlış var ya 8 yanlış geri zekalı 8 yanlış bu 8 yanlışın neredeyse hepsi fizikten ben fizik olmasa fulluyordum ve fiziğin de neredeyse hepsini dikkat hatasından yanlış yapmışım ben son MSV'de feni fullemiştim bütün feni fullemiştim ve benim için çok büyük bir şeydi bu ben çok full fen çalıştım bakın hatalarım ne biliyor musunuz fizikte bir tane soru vardı inşallah ezan sesi şu an çok gelmiyordur fizikte bir tane soru vardı işte Ebru yapıyordu A ve B sıvılarını karıştırarak da kullanabilir mi diye ve ben mesela o karıştırarak eşit karıştırarak olarak algıladım Defne'nin beyni yani o yüzden mesela hayır dedim ama B'den bir damla da atabilirdi anladın mı yani neden eşit karıştırma bütün fiziktekilerde neredeyse bütün hatalarım buna benzer ve böyle Türkçe'de ve matematikte de çok hata ya onları geçiyorum ama fenden bu kadar dikkat hatası yapıp fulleyememem 8 yanlış yapmam o kadar sinir ediyor ki beni ya geçen seneden daha düşük nasıl gelebilir ya ben bu sene abi hem OBP'm düşük hem geçen seneden daha düşük geliyor. Ya inşallah kazanırım ya. Bir de mezuna kaldım ya. Hani bir daha kalamam. Öyle bir ihtimal yok mu ya? Bu arada güzel sanatların TYT ortalaması puan olarak 250-260 falandır. Ya ona göre iyi geldi. Tamam okeyim ama bilmiyorum. Şu an bu arada ben Bahçeşehir animasyon istiyorum ama %100 bursla istiyorum. Bu TYT bizde işte mesela yüzde kaç diyelim %40 TYT etkiliyor yüzde işte 30 portfolyom etkiliyor ki ben portfolyoma çok güveniyorum bayağı güçlü bir portfolyom var bence geri kalan da işte yetenek sınavı mülakat falan da TYT yeter mi emin değilim çünkü geçen sene sanırım %100 burs alanların çoğunun TYT'si 400 falanmış ya 400 ne ya yapardım bu arada 400 400 yapamazdım 370 yapardım dikkat hatalarım çok çok salak dikkat hataları anladınız mı? Çok salak ve ben TYT'ye girmeden önce denemelerde de çok yapıyordum. Hatta kafayı yiyordum. Arkadaşlarıma sürekli böyle atıyordum hatalarımı. Diyordum sizin de böyle hatalarınız oluyor mu? Bilmiyorum neden bende oluyor böyle şeyler. Orada sıralamayı da söyleyeyim. Belki bilmiyorum yani. Sıralamam 251. Ben zaten IT'ye girmedim. 251 bin yerleştirme sıralamamda 377. Ay, OBP'nin geriye atışı peki. Çok fena atmış. Benim geçen sene puanım 340'tı işte. Yerleştirme puanım 400'lerde bir şeydi. Çünkü OBP'm 88'di. Şu an 44. Ya niye yapıyorsunuz böyle bir şey ya? Kaydolduysak niye yani? Niye düşüyor? Neyse, tamam gidiyorum.
İyi, hadi hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kötü aldıysanız da takmayın diyeceğim ama takılıyor yani, yapacak bir şey yok. Ben de sırf kafamı dağıtmak için şimdi işte okula gideceğime seviniyorum. Okulda işlerimi hallederim, o biraz kafamı dağıtır. Ama inşallah tutar istediğiniz yerler, istediğiniz üniversiteler. Çünkü gerçekten önemli yani üniversite. Umarım hepiniz mutlu olmuşsunuzdur. Ben şu an şey olduğum için sanki herkesin kötü gelmiş gibi hissediyorum ama bazıları da yani mutluluktan ağlıyor. O yüzden hepinizi çok kutluyorum. İnşallah sonucunuzda mutluluktan ağlamışsınızdır. Üzgünlükten ağlamayın. Görüşürüz. Bay bay.